nasılsınız arkadaşlar? Tamam mıyız? Aslında iyi başladığımız ve golü de buldum. Sonra da pozisyonlara da yakaladığım bir maç. İlk devrenin son dakikası yediğimiz bir karambolden bir gol. Tabii ikinci devre oyunun başında böyle ya suçlamanla demiyorum ama yani basit gol yerseniz tabii gardınız da düşüyor. Sonra biraz daha toparlamaya çalıştık. Bir oyuncu değişikliği falan. Sonra yine taştan bir gol yedik. Ya aslında baktığınız zaman oyunun başlangıcında yani skorun bu olmasını hiç beklemiyordum işin açıkçası. Yani oyuna dengeyi kuran, atağa çıkan, deneyen bir Deniz Spor ve golü bulan bir Deniz Spor. Tabii yani hatalı gol inir veya kendi kalemize atarız ama tabii ki takımın gardı düşüyor. Sonra sadece toparlaması biraz daha zor. Zaten kıt kanaat gidiyoruz. Yani kadro olarak kıt kanaat gidiyoruz. Birkaç kişi de böyle tabii hata ve formsuz olduğu zaman da sıkıntı. Telafi edilir, telafi edilmez diye bir şey yok. Sadece üzüntüm bugün puan alamamak. İyi başladık, bu oyunu kötü bitirdik yani. Yediğimiz iki tane hatalı golden dolayı. Son dakika bulduk ama yetişemedik tabii. Ben sana tebrik ediyorum. Var mı? Yok. Hadi. Geçen hafta bay geçtiğimiz bir haftaydı. Lige de çok iyi başlamak istemiştik Boluspor müsabakasıyla. Fakat benim düşünceme göre çok talihsiz bir sonuçla 90 artılarda yediğimiz golle maalesef ki bu 15 günlük arayı zaman zaman üzüntülü, zaman zaman sıkıntılı acabalarla bir sürü insanın kafasında soru işaretiyle geçirdik. Ama futbolda ön yargılı olmamayı, çok çalışarak çok daha güzel şeyler yapılabileceğini, inandığınız kadronun çok daha iyi gelişim göstereceğini görmek adına bu 15 günlük süre içerisinde biz son derece başarılı bir şekilde çalıştığımızı ve her dakika ilerlediğimizi düşünüyoruz. Karşımıza böyle bir dirençli bir takım çıkacağını biliyorduk. Fakat biz oyun formatı olarak gerçekten bugün çok başarılı bir oyun formatı gerçekleştirdik. Pozisyon zenginliği çok yüksek derecede olan bir müsabaka oynadık. Bunların birçoğunu belki değerlendiremedik. Son 15 dakikaya kadar çok başarılı girdik. Sonra da dedim ya eksik oyuncularımız var bizim. Fiziksel olarak aramıza yeni katılan kardeşlerimiz var. Onların bazılarının daha henüz ortak aklımıza, futbol aklımıza ulaşmadığı ile ilgili düşünebiliriz. Bu anlamda da son 15 dakikada yine pozisyonlar ürettik ama çok böyle istediğimiz, bizim tarzımızda çalıştığımız ve onların fiziksel anlamdaki eksikliğinden dolayı gerekli verimi alamadık ama oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Seyircimizin coşkusunu canı gönülden kutluyorum. Her gün daha böyle seyirci kapasitemiz artacak. Evet bizim dediğimiz gibi bir burada Sayın Başkanımız, Yönetim Kurulumuz, değerli Belediye Başkanımız hepsi bir memleket meselesi diye böyle bir sloganımız var ve hakikaten de bu bizim Manisa'mızın bir meselesi. Ve biz Manisa'yı bu kadar güzel imkanları olan bir kulübü çok doğru yerlere taşımak için ama ya doğru yapılanarak, adımlarımızı çok doğru atarak, hiç acele etmeden, son derece genç oyuncular da kazandırarak, bugün sahada 5 tane genç oyuncularımıza sahiptik. Bunları biz çoğaltmak istiyoruz. Altyapımıza verdiğimiz önemi taşlandırmak istiyoruz. Bunda da inşallah yolumuz daha çok uzun. Bir misyon üstlendik ve bu misyonu da en doğru ve en kaliteli şekilde sonlandırmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Soru varsa alabiliriz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Yok, peki. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.